Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcım, Sayın Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyem, Sayın Baro Başkanım, değerli meslektaşlarım, üniversitemizin çok değerli akademisyenleri, saygıdeğer misafirler. Türkiye Barolar Birliği ile Eskişehir Barosu'nun ortaklaşa düzenlediği ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Celal Ürgen ile ülkemizin çeşitli üniversitelerinden çok değerli 9 akademisyenin konuşmacı olarak katıldığı Cumhuriyetimize Giden Yol 6 Milli Mücadele'nin yükünü çeken kent Eskişehir konuğum panele hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hepinizi sonsuza kadar yaşatacağımız Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz önder, büyük devlet adamı, ebedi başkomutanımız Atatürk ve silah arkadaşları ile bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere yurt yapan ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'nın okunması için ayağa kalkmaya davet ediyorum. Dedelerimiz
bizden tabii ki bu savaşı ciddi anlamda dinledik ama bugün bazıları bu savaşın bile, bu savaşların bile olmadığına dair son derece yakışıksız ifadelerde bulunmaktalar. O yüzden bu tip paneller çok çok önemli. Ama biz çok küçüklüğümüzde dediğim gibi gerçek savaşı yaşayanlardan, o göğüs göğüse oradaki tepelerde o göğüs göğüse çarpışan kişilerden, gazilerimizden dinledik. Dolayısıyla milli mücadelenin olmadığına dair bir algılama yaratılması çabaların da tabii ki boşa çıkacaktır. Bu tip paneller de bunun öncüsüdür. Tabii Sivrihisar uçağımız var, çok çok önemli. Ben Sivrihisar'dan başlayınca Sivrihisar tayyaresini burada anmamak tabii ki büyük eksiklik olur. 1921 yılında 5 tane uçağımız var. Tabii savaştan çıkmış Osmanlı, çok ağır bir durum. Ekonomi çok kötü durumda. 5 uçağımız var ve Sivrihisarlar uçak alınması için o dönemde 4000 lira bağışlıyorlar. Ve Sivrihisar tayyare zaten giderken, Ankara'ya giderken sağda görürsünüz. Bu Sivrihisar için ve Anadolu halkı için tabii ki çok büyük bir gurur vesilesidir. Zaten ordusuyla tabii ki o dehanın etrafında ordusuyla birleşti, milletiyle bu savaş kazanıldı. Çok çok önemli görüyorum. Bir de tabii ki Miyalıçık'ta Ali Rıza Metin isimli Ali Rıza Çavuş, Atatürk'ün emir eri, ondan bahsetmek istiyorum. 1919 ve 24 yılları arasında emir çavuşluğunu yapan Miyalıçıklı Ali Rıza Metin'e Metin soyadını Atatürk bizzat kendisi veriyor. Çünkü çok özverili çalışmaları dolayısıyla. Ben kendisinin yazdığı Atatürk'ün Atatürk'le ilgili anılarını yazdığı kitaptan çok kısa bir alıntı, Atatürk'ün dehasını ve cesaretini gösteren çok önemli bir alıntı sizlere iletmek istiyorum. Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Tabii daha önce Ali Çavuş Enver Paşa'nın yanında çalışıyor. Onun emir eri 1919 yılında Atatürk'ün yanına geçiyor. Harbiye nezaretine geçen bir diyalog Ali Rıza Çavuş'un anılarından aktarılıyor. Harbiye nezaretinde Mustafa Kemal Paşa'nın Enver Paşa'yı ziyaretinde tartışmaların giderek sertleşmesi üzerine konuşmalar dışarıdan duyuluyordu. Enver Paşa, Alman generalinin emrinde çalışmak olmak bu kadar izzeti, nefis kırıcı bir şey olmasa gerek diyordu. Mustafa Kemal Paşa ise gür bir sesle cevap veriyor ve memleketi satacaksınız. Padişah denilen satılmış şerife sen de mi alet oluyorsun? Burada son sözümü söylüyorum. Kimseden emir almayacağım ve bilakis emirleri ben vereceğim diyordu. Ali Çavuş limonata bardaklarını almak bahanesiyle odaya daldığında gördüğü manzara şuydu. Mustafa Kemal Paşa ayakta dolaşır bir halde bir eli tabancasının üstünde ve asabiyetin verdiği bir halle yüz hatları son derece gerilmiş ve sertleşmiş durumda Enver Paşa'nın önünde duruyordu. Onun bu hali karşısında Enver Paşa beti benzi kül rengi gibi olmuş, oturduğu koltuğa gömülmüştü. En önemli anılarından biri. İşte Atatürk böylesine önemli bir insan. Ha, böylesi önemli bir insan cumhuriyeti kurdu. Peki bize düşen ne? Bu cumhuriyeti tabii ki yaşatmak. Ama her geçen gün saldırılar, her geçen gün artıyor. Bakın, daha bugünkü gazetelerden çok ciddi bir haber. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir gencimiz soruyor. Neden sitenizde Atatürk resmi yok şeklinde verilen cevap. Gündelik politikanın dışında kalan siyaset üstü bir kurumuz diye bir cevap geliyor Diyanet İşleri'nden. Peki Diyanet İşleri'ni kim kurdu? 1924 yılında bizzat Atatürk kurdu Diyanet İşleri Başkanlığı'nı. Dolayısıyla geldiğimiz nokta çok üzücüdür. Yine bugün bir haber, üniversitelerimizden Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi dersleriyle Türk Edebiyatı dersleri kaldırılıyor. Evet, yok kanun değiştirecekler. Çünkü her kurumun başına belli zihniyette kişiler getirildiği için yok kanunu değişiklik yapacaklar. Neden rahatsız oluyorlar? Atatürk İlke ve İnkılapların öğretilmesinden onu da çözmüş değilim açıkçası. Ama bize düşen bu zihniyetle mücadele etmektir. Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Bizler o felsefeyle bu cumhuriyeti yaşatmazsak maalesef, ben tabii o Diyanet İşleri Başkanı'na sormak istiyorum. O bu dini Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı İslam dini de yaşayabilir miydik diye sormak istiyorum. Asla yaşayamazdık. Bağımsız olmayan bir ülkede ne dininizi yaşayabilirsiniz ne de başka şeyler yapabilirsiniz. Hatta ben hep söylüyorum ruhsat verirken avukatlık hiç yapamazsınız. Dolayısıyla bu cumhuriyetimize giden yol paneli çok çok önemli. Ders almalıyız bu tip panellerden.
Ben Türkiye Barolar Birliği'mizin çok değerli başkanına ve yönetim kurulleriyle Teoman Bey'e özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir panel düzenlediler. Bizlere Eskişehir'in milli mücadeledeki yerini bir kez daha anlatarak tarihi gözlerimiz önüne getirecekler. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Baro Başkanımıza açılış konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcımız Sayın Avukat Talay Şenol'u konuşması için kürsüye davet ediyorum. Değerli başkanım, değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, değerli basın mensupları ve çok aziz konuklarımız. Eskişehir Baromuzla birlikte düzenlediğimiz etkinliğimize hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Barolar Birliği adına kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aslında bu açılış konuşması değerli başkanımız Vedat Ahsen Coşar yapacak idi. Ancak kendisi geçirdiği başarılı bir ameliyat sonrası zorunlu istirahat dönemini geçirmekte olduğundan çok istediği halde bugün burada aramızda bulunamadığı için bu görevi onun adına ben yerine getiriyorum. Sizlere etkinliğin başarılı geçmesi dileklerini, sevgi ve saygılarını yolladı. Bu vesileyle kendisine şahsım ve izninizle de sizler adına acil şifalar diliyorum. Yönetim kurulumuz 17.2.2012 günü toplantısında Cumhuriyete giden yol ana başlığı altında etkinliklerin yapılmasını kararlaştırmıştır. Bildiğiniz gibi anayasamızın birinci maddesine göre Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Yine bildiğiniz gibi cumhuriyet genel olarak milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi olarak tarif edilmektedir. Ulu Önder Atatürk gençlik yıllarından itibaren cumhuriyeti benimsemiş, içine sindirmiş ve hayatı boyunca hep bu özlemle yaşamıştır. Faroz Ahmet'in Modern Türkiye'nin İnşası adlı çalışmasında vurguladığı gibi Türkiye Cumhuriyeti ulus devlet kurma yolu ile modern ulus inşa etme projesi olarak Cumhuriyet modernitesinin Atatürk'ün vizyonerliğinde yaşama geçirilmesinin ilanıdır. Bu moderniteyi insanlığın yaklaşık 2500 yıllık özlemi olan bugünkü anlamıyla temelleri 20. yüzyılın başlarında atılan demokrasi ile eklemlemek gerektiği de tartışmasızdır. Atatürk'e göre de Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Nitekim 24 Eylül 1923 tarihli Anadolu'da Yeni Gün gazetesine yayınlanan bir haberde Mustafa Kemal Paşa kendisiyle mülakat yapan Viyana'nın Neue Freie Presse gazetesi muhabirine Türkiye halihazırda olduğu kadar istikbalde de daha fazla bir demokratik cumhuriyet olacaktır diyerek o daha cumhuriyet resmen ilan edilmeden bu eklemlemeyi yapmıştır. Yine Avrupa'da faşizmin yükselen bir değer olduğu ve pek çok siyaset, bilim ve düşün adamının etkilendiği 1930'lu yıllarda Atatürk, Amerikan Büyükelçisi'ni çiftliğine davet etmiş ve bu davet sırasında elçiyle birlikte kameraların karşısına geçip birer konuşma yapmışlardır. Atatürk bu konuşmasında aynen demokrasiye gönül veren Türk ve Amerikan halkı el ele verip faşizmi yıkacaklar ve demokrasiyi egemen kılacaklardır diyerek demokrasinin cumhuriyetin ayrılmaz bir parçası olduğu inancını vurgulamıştır. Bu yıl 89. yılını kutlayacağımız cumhuriyetimize öyle kolay varılamamıştır. Cumhuriyete giden yol zorlu mücadelelerle dolu olduğu kadar mucizelerle de doludur. Bu mucizelerin basamak taşlarının başlıcaları Atatürk'ün Samsun'a çıkması,
Amasya Genelgesi'nin yayınlanması, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin gerçekleştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, 1. İnönü ve 2. İnönü Savaşları'yla Sakarya Meydan Savaşı ve nihayet gerçekleştirilen büyük taarruzdur. Yönetim kurulumuz yukarıda sözünü ettiğimiz kararlarla bu mucizelerin gerçekleştirdiği yerlerde etkinlikler yapılmasına ve bu etkinliklerde konunun yetkin kişiler tarafından olayların değerlendirilmesine karar vermiştir. Bu karar gereğince bugüne kadar Samsun, Amasya, Erzurum, Afyonkarahisar'da olmak üzere etkinlik yaptık. Bugün de burada milli mücadelenin yükünü çeken kent Eskişehir başlığı altında bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz 3 oturumda konumuzun yetkin kişiler olan değerli hocalarımızla Eskişehir'in milli mücadeleye hazırlanması, özgürlüğe giden yolun dönemeçleri ve hattı müdafadan sattı müdafaya başlıkları altında özellikle 1. ve 2. İnönü Savaşları ile Sakarya Meydan Muharebesi ve bu savaşların doğurduğu sonuçlar değerlendirilecektir. Bilindiği üzere 1. ve 2. İnönü Savaşları Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet İnönü'nün komutasındaki düzenli Türk ordusunun Batı Cephesi'nde Yunan ordusu ile 6-9 Ocak ve 23-31 Mart 21 tarihleri arasında yapmış oldukları ve Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan savaşlardır. Mustafa Kemal Paşa'nın Büyük Millet Meclisi Reis sıfatıyla Garp Cephesi Komutanı ve Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi İsmet Paşa'ya gönderdiği kutlama mesajında da belirtildiği gibi bu savaşlarda ordumuz sadece düşmanı değil, milletin mahkus talihini de yenmiştir. Diğer yandan yine Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Sakarya Meydan Savaşı Anadolu tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Sakarya Meydan Savaşı Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası sayılır. İsmail Habip Sevük savaşın önemini Viyana'da başlayan çekilme Sakarya'da durdurulmuştur şeklinde tasvir etmiştir. Bu savaş konusundaki en önemli değerlendirme savaş sonrasında Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın orduya beyannamesinde yapılmıştır. Atatürk bu beyannamesinde bu savaşı kazanan şanlı ordunun kumandanlarına, subaylarına ve neferlerine şöyle diyor. Milletimizi yabancıların elinde köle olmuş görmemek için giriştiğimiz bu muharebede Sakarya muzafferiyeti gibi daima anılacak yeni ve büyük bir zafer kazandınız. Mazlum milletimizi tarihinin en tehlikeli bir zamanda yeniden ışığa ve kurtuluşa kavuşturan bu muharebede sizin başkomandanınız olmaktan bir insan kalbi için mukadder olabilecek en derin saadet ve iftiharı duydum. Size minnet ve şükranlarımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bilirim. Bu vesileyle Büyük Atatürk'ün ve onun silah arkadaşlarının çok değerli hatıraları önünde bir kez daha saygı ve minnetle ve bağlılıkla eğilir. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve bizi aydınlatacak değerli konuşmacılara en içten teşekkürlerimi sunar. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlarım. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcımız Sayın Avukat Talay Şenol'a konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, panelimiz 4 oturumdan oluşmaktadır. İlk oturumun bitimiyle Adliye Yemekhanesi'nde verilecek öğle yemeği sonrası 13.30'da ikinci oturumun başlaması öngörülmektedir. Program dahilinde 3 ve 4. oturumların bitimi sonrası plaket töreni ile panelimiz sona erecektir. Panelin Eskişehir'in milli mücadeleye hazırlanması başlığı altında sunulacak olan ilk oturumuna başkanlık etmek üzere Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Avukat Celal Ülgen'i ve sunumlarını buyurun.
ve sunumlarını yapmak üzere yardımcı doçent doktor Zafer Koylu, doçent doktor Mesut Erşan, doktor Murat Burgaç'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli konuklar, her iki açılış konuşmasında da değerli başkanlarımızın anlattıkları gibi bugün Eskişehir'de
devlet arkadaşlarımızı çok yakından ilgilendirdiği için sayın konuşmacı teknik bir özürden söz ediyor. Avukat arkadaşlarımız çok sıkça karşılaşıyorlar. Adliyelerde çok yüksek bir teknolojiyle artık davaları bu yap kanalıyla açma olanağı doğdu. Davaların harçlarını o şekilde gönderme olanakları doğdu. Bu bize biraz kolaylık sağlıyor gibi ama genelde bu kadar yüksek teknolojinin kullanıldığı bir yerde en çok şikayetçi olduğumuz teknik arızalar. Dakikalarca, saatlerce bu yapının açılmasını bekliyoruz. Hele temizde son günü gelen işler var. Büyük sıkıntıya dönüşüyor. Peki efendim, buyurun. Yanmadık, kül olmadık.
hiçbir mini kalmamış. Kalan ne? Elde avuçta İstanbul ile İzmir bile Anadolu'nun 6-7 milyon nüfuslu en yoksul bölümüyle %95'i okuma yazma bilmez. Yorgun, yoksul, bitkin ve ezik bir halk. İngilizler demir yolu hattı boyunca işgallere başladı. İstanbul, İzmit, Bilecik ve 22 Ocak 1919 Eskişehir. Anadolu'muzun medeniyetler eşiği Yunus Emre'ler, Nasrettin Hoca'lar ve Arifler Otağı Eskişehir'imiz. İngiliz işgal birlikleri yanlarına aldıkları Hintli askerlerle istasyon civarına gelmişti ve bölgedeki cephanelere el koydu. Halka eziyet etti. Türk subayları daha alt cümledeki İngiliz subaylarına selam verdi. Selam vermeyenler tutuklanarak çarşıda elleri bağlı olarak dolaştırıldı. Tahkir edildi. Hakaret edildi. Ama tüm bu yaşananlar tarihleri boyunca bağımsız yaşamış Türk halkının umudunu kırmadı. Yoksuldu. Yetimdi. Çaresizdi. Belki de kandırılmıştır işgal geçicidir diye. Ama asla umutsuz değildi. Halkın içinde olduğu durumu bilen işgalciler, tam da amaçlarına ulaştıklarını sanırken, 100 yılda bir dünyaya gelen dahi, bu kez Türklere nasip olmuştu. Mustafa Kemal. Konya'da bulunan 20. kolordu ki kumandan Ali Fuat Paşa'ydı, Ankara'ya katledildi. Eskişehir istasyonunda İngilizler tarafından el konulmaya çalışıldı ama bunun da üstesinden gelindi. Sonra Ankara'dan hareket eden Ali Fuat Paşa Eskişehir'e yöneldi. İngiliz zulmü sonlandırılmalıydı. Sivri Hisar, Çifteler, Miharitçi, Seyit Gazi, Kuvayi Milliye'ye katıldı. Ancak Eskişehir kent merkezinde işgalli İngilizlerle işbirlikçi bu tasarruf Kuvayi Milliye'ye ayak diretmekteydi. Hatta halkın direnişini engellemek için sıkı yönetim bile ilan edildi. Fakat yapılan baskılar, sıkı yönetimler, İngilizlerle yapılan işbirliği Eskişehir halkını yıldırmadı. Kuvayi Milliye duruma hakim oldu. Baskıcı ve işbirlikçi mutasarrıf Vatan Eskişehir tarafından vuruldu. Yarbay Mahmut Bey kumandasındaki Kuvayi Milliye, kendisine katılan Eskişehir müfrezeleriyle birlikte Eskişehir'e hakim tepeleri tutarak İngiliz ordugahını tamamen kuşattı. Kentin bir saat içerisinde boşaltılması ultimatumu verildi. Durumun ciddiyetinin ayırtına varan İngilizler 20 Mart 1920'de Eskişehir'i terk etti. Dediler. Kurulur dedi. Para yok dediler.
verilmiş topraklardan bağımsız bir devlet kurdu. Türk halkı da ona minnettarlığının ifadesi olarak Türk'ün atası anlamında Atatürk. Fakat Fuat Paşa her türlü baskıya rağmen bunları Ankara'ya doğru da geliyor.
Eskişehir'deki olayların artması üzerine buranın bir an önce Kuvayi Milliye'ye bağlanması, Sivas'a yani Milli Kongre'ye bağlanması gerektiği düşüncesinde hızlı bir çalışma başlattılar. Ve bu süreç içerisinde de özellikle hızlı bir çalışmayla bir program uyguluyor. Temel şeylerden bir tanesi bu. Birinci Eskişehir Harekat olarak nitelendiriliyor. Eskişehir'in ilçeleriyle bağlı toparlar. Ve bu nedenden dolayı da 1919'da başlanıyor harekat. Sivrisar'a gibi yani Rıfat Paşa bizim ordu dediği yanındaki 106 ile beraber buradan itibaren Sivrisar Kuvayi Milliye'ye katılıyor. Arkasından Çifteler, Hamidiye, Seyit Gazi Kuvayi Milliye'ye katılıyor. Bu katılımlarla beraber katılan aynı zamanda da Eskişehir, İstanbul'a ilişkisini kesmeyen, yani merkezi hükümetle bağlantısını kesmeyen Eskişehir'le bu ilçeler bağlantılarını tamamen kesiyorlar. Bunun böylelikle birinci Eskişehir harekatı şeyi tecrit etmekle, Eskişehir tecrit etmekle bitirilmiş oluyor. Fakat burada bir sorun var. Mutasarrıf burada Hilmi. Mutasarrıf Hilmi'nin öldürülmesinden sonra Livan muhasebecisi Sabri Bey vekaleten buraya getiriliyor. Ama yine İngilizler burada. Burada bir kili başlangıçta bir kili bir yönetim oluyor zaten. Öldürüldükten sonra da Livan muhasebecisi bu görevi sürdürüyor. İngilizlerin burada olması ve şeyin özellikle Kuvayi Milliye'nin şehirde bulaştı. Şey öyle diyor. Berta Galvis anılarında öyle söylüyor. Diyor ki Kuvayi Milliye Eskişehir'de dolandığı müddetçe İngiliz askerlerini görmek mümkün değildi. Ama ne zaman ki Kuvayi Milliye belli bir süreliğine çekildiğinde İngiliz askerler yine şehir içinde ve halka eziyet ediyorlar. Ne gibi işte kendi karargahlarına giden yolu kapatıyorlar. İstasyona giden yol üzerinde sonuçta. Buranın döşesini yapmazsanız sizi buradan geçirmeyiz diyor. Bunun yanında yine tacizler devam ediyor. Ali Fuat Paşa bunun üzerine bu işin tamamen bitirilmesi gerektiğini düşünüyor. Ve ikinci Eskişehir harekatına girişiliyor. Bu arada Ankara'dan kuvvetler Demiryolu hattı üzerinde Yarbay Mahmut Bey aracılığıyla kuvvetler yavaş yavaş Eskişehir'e Ağpınar sırtlarına getirilmeye çalışılıyor. Bu milli tren her seferinde gidip gelmeye başlıyor. Yeterlice eriştiklerinde de 17 Mart'ta buradaki İngiliz Yüksek Komiserliği'ne bir saat içerisinde Eskişehir'in boşaltılması aksi takdirde saldırıya geçeceklerini söylüyorlar. Ancak tabii ki bu şey buradaki Hörst'ü yanlış hatırlamıyorsam his diye yazılıyor. Kişi bunu dikkate almıyor. Fakat Ali Fuat Paşa ile yaptığı görüşmelerden sonra Ali Fuat Paşa'nın anlarında var. Ali Fuat Paşa sürenin uzatılmasını istiyor. Süre uzatılmayacağını söylemesi üzerine İngilizler'de zaten İstanbul'un işgal edilmiş o süreç içerisinde kuvvetlerini buradaki trenlere bindirilerekten İstanbul'a, İzmit'e doğru çekilmeye başlıyorlar. Böylece 423 gün süren İngiliz işgali de Mustafa Kemal Paşa'nın yönlendirmesi 20. Komutanı Ali Fuat Paşa'nın planları Yarbay Mahmut Paşa, Yarbay Mahmut Bey ve Anadolu'daki Eskişehir'deki Kuvayi Milliyeci'nin desteğiyle 423 gün süren esaret bitiriliyor. Ancak bundan kısa süre sonra da zaten daha büyük eziyet yaşayacağımız plan işgal ediliyor. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Zafer Köylü'ye. Hem güzel sunumu hem de zamanı çok iyi ayarlaması için. Efendim şimdi sıra İngiliz birliklerinin Eskişehir'e gelmesini bildirmiştik. Eskişehir'in ulusalcılara katılması konusunu doçent doktor Sayın Mesut Erşan anlatacak. Buyurun hocam, söz size. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, Eskişehir gerçekten milli mücadelenin yükünü çeken bir kent. Tabii milli mücadelenin hemen başında da birçok olaya sahne olacak. Burada tabii şu önemli güç var. Bir tanesi İstanbul hükümeti, bir diğeri Zahir Hocam'ın belirttiği gibi İngiliz güçleri, yani İngiliz kontrol kıtaları adı altındaki işgal birlikleri, diğeri de Kuvayi Milliye güçleri. Burada tabii her üç güç tarafından da Eskişehir önemsenmiş. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Öncelikle tabii İstanbul hükümeti
olan Konya, Afyon, Bursa, Balıkesir'le beraber Eskişehir'de elde tutmak için çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Kentte daha sonra, işte biraz sonra ayrıntılarda göreceğimiz üzere katledilen Hilmi Bey mutasarrıf olarak bulunuyor ve müfrit bir milli mücadele karşıtı bir idareci. Diğer yandan tabii askeri kısmı tabii Zafer Hocam aktardığı için oraları geçeceğim ama Kiraz Hamdi Paşa'dan da bu arada bahsetmek gerekir. Yani İstanbul Hükümeti'nin Eskişehir'deki temsilcisi olarak Kiraz Hamdi Paşa'nın bazı önemli faaliyetleri var. Dolayısıyla İstanbul Hükümeti hem milli hareketi dağıtmak hem de Batı Anadolu Kuvayi Milliyesi ile Sivas Kongresi'ni birbirinden ayırmak için bu önemli merkez yani Eskişehir'i elinde tutmak istiyor. Diğer yandan tabii İngilizler için de Eskişehir son derece önemliydi. Burada özellikle Boğazların ve İstanbul'un güvenliğinin sağlanması için hem Geyre Boğazı'nın hem de Eskişehir'in mutlaka elde tutulması gerekiyor. Diğer yandan tabii Kuvayi Milliye Eskişehir'e son derece önem veriyordu. Buranın kazanılması, aynı zamanda Konya, Afyon, Bursa gibi vilayetlerin geleceğiyle de ilgiliydi. Nitekim Ali Fuat Cebesoy, şayet İngilizler buraya yerleşir, yani Eskişehir'e yerleşir ve teşkilat milliyi başarısızlığa mahkum ederlerse, bu vilayetleri de Ekim 17'den ayırmış olacaklardı demektedir. Diğer yandan yine Ali Fuat Paşa, burada kazanılacak olan başarının işte Batı Anadolu Kuvayi Milliyesi ile Sivas Kongresi'nin birleşmesinde sağlayacağını söylüyor. Dolayısıyla bu kent üzerinde heyet temsili dediğimiz dönem içinde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına kadar geçen dönem içinde bu üç gücün yani İstanbul Hükümeti'nin, işte İngilizlerin ve Kuvayi Milliye'nin bir çatışmasını göreceğiz. Çatışmasına şahit olacağız. Bazı tabii bu süreç içindeki gelişmeleri daha iyi anlamak için bir takım metinler aktaracağım buradan. Onun için buradan devam ediyorum. Tabii milli mücadele döneminde henüz işte Eskişehir işgal altında iken bile Kuvayi Milliyeciler yani Eskişehir'de bulunan Kuvayi Milliyeciler Eskişehir resmen Kuvayi Milliye'ye katılmamış olsa bile bir takım faaliyetler gerçekleştirdiler. Bunlardan bir tanesi işte İzmir'in işgali üzerine yapılmış olan protestolardır. Nitekim işte 17 Mayıs 1919 günü yani işgalden hemen sonra Odunpazarı semtinde 10 bin kişinin katıldığı muazzam bir miting düzenlenmiştir. Tabii mitingde çeşitli konuşmalar gerçekleştirilmiştir. İzmir'in işgali protesto edilmiştir. Aynı zamanda tabii Mustafa Kemal'in işte Havza genelgesine paralel olarak da gereken yerlerde, sadarete, işte harici ve dahili nezaretlerine protesto telgrafları çekilmiştir. Diğer yandan tabii bu dönem içinde Eskişehir'in Sivas Kongresi'nde temsil edilmesi için de yine temsilciler seçilmiştir. Yani şehirde henüz Kuvayi Milliye güçleri hakim değilken de işte Siyahi Saadet Ali İbrahim Bey, Tüccar Bayraktar Zara Hüseyin Bey ve Hüseyin Sami Bey Sivas Kongresi'nde Eskişehir temsilciler olarak bulmuşlardı. Dediğim Hüseyin Sami Bey bir süre sonra heyeti temsil içinde yer alacaktır. Tabii Eskişehir, İstanbul Hükümeti'nin çalışmalarına da sahne olmuştur. Bunları çok ayrıntılarına girmeden genel olarak belirtmek gerekirse, burada İstanbul'un elini kuvvetlendirmek üzere bir asayiş yuvasının kurulması gündeme gelmiştir. Özellikle Kiraz Hamdi Paşa ve Mutasarrık Hilmi Bey böyle bir asayiş yuvası ile Eskişehir'de Kuvayi Milliyecilere karşı mücadele edebileceğini söylemiş. Ama İstanbul buna sıcak bakmasına rağmen böyle bir asayiş yuvasının kurulması gerçekleştirmiştir. Diğer yandan tabii 20. Kolordu bölgede özellikle İngilizlere karşı bir harekat içindedir. Zafer Hoca'nın ayrıntılarını aktardığı birinci ve eski, birinci ve ikinci Eskişehir harekatlarını gerçekleştiren 20. Kolordu. Bunun tabii değiştirilmesi İstanbul Hükümeti tarafından ve 5. Kolordu adıyla işte yeni bir kolordunun kurulması gündeme gelmiştir. Nitekim Kiraz Hamdi Paşa bu 5. Kolordu komutanı olarak atanmış. Fakat
kendi ifadesiyle kolordusuz bir kolor komutanı olarak kalmıştır. Yani herhangi bir kuvvet bulunmadığı için elin altında. Daha sonra bundan da vazgeçilmiştir. Hiç şüphesiz Veli Temsili döneminde, yani Eskişehir'in Kuvayi Milliye'ye ya da ulusal güçlere katılmasından önce Mutasarrıf İlmi Bey'in bazı önemli faaliyetleri vardır. Biraz önce söylediğim gibi müfit bir milli mücadele karşıtıdır. Nitekim işte Mustafa Kemal'in kendisini oy almasına rağmen bir telgrafla "Niçin muhalefet ediyorsunuz? Bir terbi millet olduğunuzu unutuyor musunuz? Bu telgrafı alır almaz sizin de bir terbi millet olmak üzere hemen arzuyu milliye tabiye ettiğinizi ve milli kongre tebligatına intisaren hükümet hazırlığı irtibatınızı kat ederek bir cümle umurunuzda Veli Temsili'ye müracaat etmenizi ihtar ederiz" şeklindeki telgrafına rağmen yine buradaki faaliyetlerine devam edecektir. Yani İstanbul hükümetinin müfit bir temsilcisi olarak devam edecektir. Tabii bir süre sonra kente Kuvayi Milliyetçilerin hakim olmasından sonra 4 Ekim'de bir öğleyicili öldürülecektir. Eskişehir'de yine İngiliz kuvvetlerine dayanılarak bir sköntim ilan edilmesiyle yine Mutasarrıf İlmi Bey'in gerçekleştirdiği şeydir. Bu tabi hem Mutasarrıf İlmi Bey hem kumandan, yani burada bulunan işte şimdi komutan olarak bulunan Trazanlı Paşa hem de İngiliz generali Salih Kulul arasında kararlaştırılmış bir durumdur. Sonuçta tabi Eskişehir'de Kuvayi Milliyetçilerin özellikle faaliyetlerine paralel olarak bir sköntim ilan edilmiştir. Buna rağmen 23 Eylül'de bazı vatansever Eskişehirliler mutasarrıfı değiştirmek, bir şehri Kuvayi Milliye'ye bağlamak girişimlerinde bulunmuşlardı. Ama bu da mutasarrıf ve şehirde bulunan güçler tarafından şiddetle yatıştırılmıştır. Nitekim olayları ceylan ettiği 23 Eylül günü birçok kişi tutuklanmış. Ve tabii bu durum özellikle Ali Fuat Paşa'nın tepkisine neden olmuştur. Bir süre sonra bölgede biraz daha işte birinci ve ikinci eskiler harekatları çerçevesinde baskısını arttıracaktır. Evet, bu Eskişehir Ulusalcılara katılması konusunda tabii Ali Fuat Paşa'nın özellikle faaliyetleri var. Zafer Hocam bunları malum olarak değindiği için buralara geçiyorum. Ama tabii Eskişehir'de özellikle İngiliz kuvvetlerinin şehirden uzaklaştırılması konusunda Ali Fuat Paşa'nın bu harekatlarının önemli olduğunu belirtmemiz gerekir. Eskişehir'in Kuvayi Milliye'ye katılması bu 23 Eylül 1919'daki harekattan sonra tabii biraz konjonktürün değişmesine paralel olarak gerçekleşecektir. Nitekim işte 2 Ekim günü Damat Ferit hükümetinin düşmesi üzerine 3 Ekim'de Eskişehir'de Kuvayi Milliye taraftarları duruma hakim olacaklardır. Nitekim işte Yuva Muhasebecisi Çolakoğlu Sabri Bey halk tarafından mutasarrıfla getirilecektir. Burada tabii mutasarrıfla getirilmekle birlikte sükunetin kaldırılacak ve bir resmi beyanname ilan edilecektir. Ve özellikle Eskişehir'de bundan sonra artık kanunun hakim olduğu vurgulanacaktır. Tabii bu İstanbul temsilcilerine karşı yapılmış bir harekettir. Bunu özellikle vurgulamak gerekir. Bir önemli gelişme yine bugünlerde Mutasarrıf İlmi Bey'in öldürülmesidir. Biraz önce söylediğim gibi İstanbul hükümetinin ateşli bir kararı var. Mutasarrıf İlmi Bey 4 Ekim günü bir öğle üzeri evine gitmekteyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürülmüştür. Yani milli mücadelenin başında bir faili meçhul cinayet olarak uzun süre kalmışlar ama daha sonra Pehlivan Kadri Abdülhüsnü tarafından öldürülüyor ortaya çıkacaktır.
Milli kuvvetlerin Eskişehir haline olmasından sonra hemen süratle teşkilatlanmaya geçilecektir. Burada tabii öncelikle yapılması gereken tabii Anadolu Yarımada Yılağı Küçük Emniyeti Eskişehir Şubesi'nin oluşturulmasıdır. Nitekim kısa bir süre içinde cemiyet oluşturulmuş. Bu tasarruf vekili Muhasibi Sabri Bey, Belediye Reis Hacı Veli Efendi başta olmak üzere, Müftü Mehmet Efendi, Dava Vekili Tabi Hüküm Efendi, Köprülü Halil Ağa, Orman Müdür Tahsin Bey'den oluşan bir heyet, yani daha hukuk heyeti kurulmuş. Yine tabii meclisin açılmasına kadar yaşanan bir gelişmede son Osmanlı Meclisi ve Usanadır. Nitekim son meclise katılmak üzere Eskişehir'de seçimler yapılmıştı. Bu seçimlerde de yine Eskişehir'i temsil etmek üzere Abdullah Azmi Bey ve Hacı Veli Efendi mevzu olarak seçilmişlerdir. Tabi burada mülahalı hukukçuların bir takım faaliyetleri vardır. Özellikle Hüsrev Sami Bey'in bu son Osmanlı Meclisi'ne katılması, yani milletvekili olarak katılması istenmiş ama bu başarılamamış. Yani Hüsrev Sami Bey bu seçimlerde başarısız olmuştur. Diğer yandan tabi Eskişehir önemli bir merkez olarak son Osmanlı Meclisi'ne katılacak olan milletvekillerinin bir toplanma yeri olarak da seçilmişti. Her ne kadar gerçekleştirilmemiş olsa da Mustafa Kemal tarafından İstanbul'a gidecek olan milletvekillerinin Eskişehir'de toplanması kararlaştırılmıştır. Diğer bir önemli gelişme de Ankara'nın yerine Eskişehir'in Milli Mücadele'nin merkezi olmasıdır. Olması isteğidir. Tabi bu da Sivas Kongresi günlerinde görüşülmüş. Hatta Siyit Gazi önerilmiştir ancak bundan daha sonra vazgeçilmiştir. Özellikle İngiliz işgal altında bulunmasından dolayı. Yine bir önemli gelişmede tabi milli mücadele dönemi boyunca işte belki de istihbarat alanında en önemli teşkilat olan askeri polis teşkilatının merkezinde Eskişehir'de kurulmuş olmasıdır. Bunun yanında tabi Eskişehir'de birçok yerel kuvvet oluşturarak işte albayrak gibi, yeşil bayrak gibi veya işte Çolak İbrahim çetesi gibi bazı kuvvetleri, milli kuvvetleri oluşturarak veya Karakeçli aşiretin kampları gibi bazı yerel güçlerle milli mücadeleye destek vermişlerdir. Sonuç olarak